SQL standartlarından en çok kullanılan özelliklerinden birisi de order by komutudur. Order by bir veriyi sıralamak için kullanılır. Sütunlar sütun bazında çalışır ve istenilen sütunları istediği şekilde tersten ya da düz şekilde sıralayabilir. Bu azalan ve artalan şekilde denir. Küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru sıralama olmak üzere ikiye ayrılır. Bunun ilk olarak altyapısını inceleyelim. Sintaks kurallarını inceleyelim. Normal select ile başlıyoruz. Select'ten sonra bir kolon adı ya da tüm kolonların adını yazıyoruz. Normal bir sorgu çeker gibi. Sonra from table ile ismimizi yazıyoruz. Tablo adımızı. Daha sonra order by ile bu sorguya başlıyoruz. Tablodan sonra ver filtresi kullanır gibi order by yazıyoruz. Ve order by'dan sonra istersek tek sütun ya da birden fazla sütun yazabiliriz order by'dan sonra. Daha sonra asc ya da dsc desk diye iki farklı komut kullanabiliriz. İkisini aynı anda kullanamayız burada virgülle ayırmadığımız sürece. Birisi asc ascending, yani küçükten büyüğe doğru sıralar. Bu varsayılan bir kullanım şeklidir. Yani bunu yazmasanız bile bu sorgumuz zaten küçükten büyüğe doğru sıralayacaktır. Desk ise descending, yani büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bunu kullanabilmek için desk yazmamız gerekiyor. Aksi halde varsayılan olan ASC'yi kullanacaktır. Hemen örneklerimize geçelim. En basitinden başlayalım. Select yapısıyla en basit kullanımı şu şekildedir. Order by ile normal bir employees tablosundan çektiğimiz select sorgusunun sonuna order by yazıyoruz ve first name'e göre bir sıralama gerçekleştirmek istiyoruz. Bu sıralama mantığı şudur, sorguyu çekmeden önce şu şekilde diyebiliriz. First name'e göre örneğin A ile başlayanlar varsa eğer, A ile başlayanlar ilk başta görünecek. Z'ye kadar hepsini sıralayacak. En altta, sorgunun en altında Z ile başlayan isimli olan kayıtlar gösterilecek bize. Gördüğünüz gibi adam ile başlıyor. En sonda Z olmadığı için Winston ile bitiyor. Bu küçükten büyüğe doğru sıralamadır. Karakter olarak sıraladığı için bunu A ile başlar, Z'ye kadar gider. Bu düz sıralamadır. Yani gördüğünüz gibi ASC ya da desk kullanmadık. Bunun varsayılan diğer kullanımı da ASC'dır. ASC aynı sonucu verecek. Bunu yazmamıza gerek yok normalde. Fakat illa anlaşılır bir kullanım istiyorsak, gördüğünüz gibi ASC ile yazdığımız halde de aynı sorguyu bize gönderdi. Adam ile başlıyor. En sonunda Winston ile bitiyor. Bunu bu şekilde kullanabiliriz. Değiştirelim. Bir sonraki sorguda Department ID'ye göre bir sıralama yapmak istiyoruz. 3 tane sütun istedik. First name, Department ID ve salary, maaşı yani. Employee tablosundan çektik sorgumuzu. Sıralama konusunda order by'ı yazdık ve Department ID'ye göre sıralamak istediğimizi söyledik. Burada şu şekilde olacak. Department bu sütunları çekecek. İkinci kolonda gördüğünüz gibi Department ID var. Department ID düz olarak sıralanacak. Yani ascending ASC ile sıralanacak. Ve diğer özelliklerde bu şekilde bu Department ID'ye göre bunlar seçilecek. Yani bunların sıralaması yapılmıyor burada. Sadece Department ID'si küçükten büyüğe doğru olanlar listeleniyor. Bunlar da haliyle bu veriye tabi olduğu için bu şekilde getiriliyor. Mesela en küçük değer 10, en büyük değer 110. Ondan sonra bir null değer olması gerekiyor. Evet. En büyük değer 110. En küçükten en büyüğe doğru başladı. Çünkü ascending diyorduk. Default olarak ascending'ti. Yani ASC ile kullanımı sayılıyormuş. Sayılıyor diyebiliriz. Null ne küçük ne de büyük olduğu için en sona atılıyor. O sıralamaya tabi tutulmuyor. Bu şekilde varsayılan bir kullanımı var. Bunda tarih işlemleri de yapabiliriz. Örneğin 4 sütun üzerinde bu işlemi yaptık. Bunlardan en sonuncusu 4. olan here date, yani tarih olsun. Bu here date üzerinde yapalım bunu.
Hemen sorgumuzu hazırladık ve gördüğünüz gibi aynı şekilde küçükten büyüğe doğru yaptık. 2001'den başladı. 2001'den başladı 2008'e kadar gidecek. Gördüğünüz gibi küçükten büyüğe doğru bunu da sıraladık. Bir de bunun farklı bu sütunları farklı belirtmek için bir kullanım var. Bu da şu şekilde indeks olarak düşünebiliriz. Hemen sorgumuzu çekelim. İndeks olarak düşünebiliriz bunu. Örneğin first name ve last name üzerinden bir veri çekme işlemi gerçekleştiriyoruz. Bunu employees tablosundan yaptık ve order by 1 diyoruz. Yani birinci indeks first name, ikinci indeks ikinci sütun diyelim. İkinci sütun last name, birinci sütuna göre sıralamasını söyledik burada. Order by 1 dedik. İkinci sütuna göre deseydik last name'e göre sıralayacaktı. 3, 4 diye devam ederse bu şekilde numaraları verebiliriz. Hemen bir altında ikinciye göre sıralıyoruz. Gördüğünüz gibi ilkinde birinci şekilde 1 ile sıralarsak bu şekilde first name A ile başladı. Z'ye doğru artalan bir şekilde devam edecekti. Biz ikinci sütuna göre bu işlemi gerçekleştirelim. Hemen çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi last name'e bu sefer döndü. A ile başlayanlar B, C, D diye Z'ye kadar gidecek bu. Bu şekilde kullanımı da var. Mutlaka karşınıza çıkacaktır. İhtiyacınız olacaktır. Farklı bir seçenek olarak. Bunun bir de dörtlüsünü görelim örnek olarak. Gördüğünüz gibi aynı order by 4 şeklinde kullandık ve desk yaptık. Last name, job ID, department ID ve here date bilgilerini aldık. Bunlardan dördüncü sütuna göre tersten sırala dedik. Yani desk, deskenlik dedik. Bu da şu şekilde 1, 2, 3, 4 yani here date dördüncü kolon oluyor. Ve buna göre tersten sıralamak istediğimizi söyledik. Ve sorgu sonucunda bize 2008'den 2001'e doğru kayıtları sıraladı. Yani tersten bir sıralama gerçekleşti. Bu da sorgumuzun başarıyla gerçekleştiğini gösteriyor. Bir de bir farklı kullanım olarak da sadece bu şekilde değerleri alarak kullanmak zorunda değiliz kolonlarda. Bunları varsayılan olarak şöyle de yapabiliriz. Kolon alias ismini veriyorduk bunlara. Kolon isimlendirme. Bu diğer iki sütunu alıyoruz. Virgülümüzü koyduk. Ve salary çarpı 12 diyerek bir sanal sütun oluşturmuş olduk. Sanal kolon. Buna bir isim verdik. Ansel diye. Normalde bu maaş ile 12 ayı yani bir yılda 12 ay olduğunu biliyoruz. Bununla çarpıyor otomatik olarak ve Ansel kolonu ismiyle ekrana yazacak. Çalıştıralım. Ve biz de bu Ansel'a göre order by ile sıralayacağız. Neydi burada? Default olarak yani varsayılan olarak ASC idi. Yani küçükten büyüğe doğru sıralıyordu. Burada da küçükten büyüğe doğru bir sıralama var. 25.200'den 288.000'e kadar gidiyor gördüğünüz gibi. Ve Ansel sütununa göre bu sıralamayı gerçekleştirdi. Bu şekilde bir kullanım da gerçekleştirilebilir. Hemen ASC ve desk komutlarına geçelim. ASC ve desk'te yukarıda anlattığım gibi ASC'yi yazarsak küçükten büyüğe doğru sıralayacaktır. Bu askenlik anlamına geliyor. Bunu yazmamıza gerek yoktu normalde. Şu şekilde sorgumuzu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi first name, bu arada burada bir püf noktası var. Last name sütununu istedik fakat first name'e göre ASC küçükten büyüğe doğru sıralamasını istedik. Burada bu yüzden F ile başlayan ve karışıktı. Hemen bunu daha açıklayıcı şekilde şu şekilde gösterelim. First name'i de görerek bunun aslında doğru bir sonuç olduğunu görebiliriz. Gördüğünüz gibi gene F ile başladı. W, E diye gidiyor last name. Fakat first name küçükten büyüğe doğru sıralandı. Yani burada çektiğimiz sorguyu, sütunu kullanmak zorunda değiliz. Bunu söylemek istiyoruz. Söylememiz gerekiyor. Bunu ASC'yi de kullanmak zorunda değiliz. Fakat dediğimiz gibi eğer açıklamak amaçlı kullanılıyorsa kullanılabilir bu. Ancak zorunlu değildir. Varsayılan default özelliği askenliktir. Bu order by'in. Bir de desk olarak kullanalım. Deskending. Tersten sıralayalım. Az önceki bu yukarıdaki sorgunun aynısı. First name'e göre
işlem yapılıyor. Ancak ekranda last name görünüyor. Bunun da descending, yani tersten sıralama işlemini gerçekleştiriyoruz. Yani bu sonucumuz da başarılı, sorgumuz da başarılı. Hemen bir sonrakinde first name, department ID ve salary employee tablosundan çekiliyor. Order by olarak maaşını tersten sıralayacağız. Desk, descending ile tersten sıralayacağız. Çalıştıralım sorgumuzu. Gördüğünüz gibi order by'da salary'yi kullandık. Salary sütunu ve tersten sırala dedik bize. Yani büyükten küçüğe doğru. Bunlar numerik olduğu için numerik 24.000'den evet 2100'e kadar indi. Bu şekilde tersten sıralama numerik olarak da kullanılabilir tabii ki. Hemen bir altında bu sefer tarihi tersten sıralayalım. Az önce yukarıda ascending işlemini gerçekleştirdik. Şimdi tersten sıralama işlemi yapacağız. Descending 2008'den 2001'e kadar iniyor. Gördüğünüz gibi diğer sütunlardan hiçbir fark yok. Büyükten küçüğe doğru sıraladı bize. Her sütun içinde farklı sıralama şekilleri oluşturmak. Bu da son örneğimiz. Bunda da mantık şu. First name ve department ID'yi aldık employees tablosundan. Department ID'yi ascending, yani düz, first name ise tersten sıralamak istedik. Gayet mantıklı ve raporlamalarda kullanılabilecek bir özellik. Mesela department ID'yi dedik ki bize ASC olarak ascending, yani küçükten büyüğe doğru sırala. Ancak first name'i descending getir. First name başta birinci sütun. First name'i de bize tersten getirdi. Gördüğünüz gibi Jennifer ilk başta A ile başlayan bir tane olması gerekiyor diye tahmin ediyorum. Pardon. Tam tersi büyükten küçüğe doğruydu. O yüzden bu şekilde kullanımı doğru